Evet, kapıyı şöyle bir kapatıyorsunuz. Aynen. Öyle öğrendim, öyle. Söylediler de nasıl diyeyim? Hoş geldin, bir dakika. Nasıl dur? Tansiyon? Çok iyi. Seni ben karşıladım hocam. Evet, insan hayatıyla karşı karşıya gelmesi hüzün mü veriyor? Korkutuyor mu? Yok, korkutacak yoksa bir şey hiç yok. Çünkü zaten bütün korkulacak dönemleri kendi içimde yaşadığım için buraya gelinceye kadar daha korkacak bir şeyim kaldığını sanmıyorum. Allah sadece ölüm vermesin, başka bir keder vermesin. Ben bir tek şuna inanıyorum. İnandım daha doğrusu bütün bu evrimler içinde. İnsan tahtını çok inat ederse yapabiliyor ama bahtını yapamıyor. Evet. Bakalım bu cümleye bir nokta koyalım, bir bakalım. Ajda Pekka'nın bahtı nasıl olmuş? Evet, evet, hayatın geliyor. 1950'li 60'lı yıllar. Kantolu, tangolu, operetli, twistli, aranjmanlı yıllar. Batılılaşmaya öykündüğümüz, hatta Cumhuriyet'in ilk kuşağının istimiyle biraz da kendimizi batılı gibi gördüğümüz yıllar. Biz tam batılı gibi olma özlemiyle yanıp tutuşurken, Deniz Binbaşı Rıdvan Bey ile Nevin Hanım'ın ilk evladı Ajda da kocaman kız oldu. Ajda içimizden çıkan batılıydı. Onu hep öyle gördük. Kendisini bize hep öyle gösterdi. Hatta aksanı bile Türkçe'ye yeni sökmeye başlamış Fransız mürebbiyeninkine çalıyordu. Oysa Kasımpaşa'da Deniz Hastanesi'nde doğmuştu. Hayallerin, fantazilerin baş kişisi, erişilmezliğin simgesi bu alafranga kadın aslında hiç de bizim kızlardan farklı bir çocukluk yaşamamıştı. Mesela küçücük kızken mahalle arkadaşı Engin'den küfretmeyi öğrenmiş, öğrendiklerini evde de söylemeye kalkınca babasından çok fena sopa yemişti. Kendisinden 2,5 yaş küçük kardeşi Semiramis'le her zaman çok iyi arkadaş oldu. Annesiyle babası birbirinden uzaklaştıkça o Semiramis'e yaklaştı. Rıdvan Bey'le hiçbir zaman iyi bir diyaloğu olmadı. Hiçbir zaman ihtiyaç duyduğunda bir annenin vereceği güveni yanı başında hissedemedi. Çocukluğu Ayancık, Çanakkale, Gölcük, Erenköy ve Heybeliada'da geçti. Sonra Kadıköy'de ve Çamlıca Kız Lisesi'nde ortaokul okudu. Ortaokul arkadaşlarında bıraktığı iz ne şarkı, ne dans, ne de zerafetti. Arkadaşlarında bıraktığı iz sadece defterinin boş sayfalarına çizdiği moda desenleri oldu. Gelişip serpildi ve artist yarışmasında birincilik kazandı. Henüz çocukluktan yeni çıkmıştı. 18'inde Rıdvan Bey ona hayatının en büyük cezasını verdi. Bebeğini elinden aldı. Asıl ceza babasının ölümüne çok az zaman kalmışken babasıyla yıllarca küs kalması oldu. Önceleri erkekler sevdi. Sonra erkeklerin yerine içindeki oğlan çocuğunu koydu. Sadece kendine güvendi. Etrafına aşılmaz duvarlar ördü. O duvarları aşabilen tek insan Semiramis oldu. Bir evladı oldu. Dünün gençleri, koltuğunuza keyifle oturun, televizyonunuzun sesini iyice açın ve dinleyin. En güzel anılarınız geliyor. Sizleri sokamadık. Yıldırım Bey. Geldi, şimdi geldi. Öyle mi? Az sonra. Yasemin'in penceresi sürpriz konu ve konuklarıyla devam ediyor. Kadıköy'den Çamlıca Kız Lisesi'ne geçelim. Hı-hı. Çünkü orada da bir öğrenciliğim var. Derslerde biraz önce de söylemiştik. Resim çiziyordun, modeller çiziyordun. Ama bir gün öğretmenine yakalandın. Bir arkadaşınla birlikte kulağından tuttular ve seni aynen kapı dışarı attılar. Şimdi o öğretmenin kulağında, elinde bir senin kulağın vardı. Bir arkadaşımın kulağında. Evet, o arkadaşın kim olabilir? Sevinç Yurtkulu. Evet, Sevinç Hanım buyurun. Merhaba. Nasılsınız? Efendim hoş geldiniz. Tabii 40 yıldır görüşmeyen arkadaşları bir anda evet, anlatmak. Çünkü Ajda zaten vitrinde olan bir insanın stajda çok sıkı bir şekilde takip ediyorsunuz. Doğru. Ama Ajda'nın bir anda belki hatırlaması, bir anda gözünün önüne bir tablo çizmesi zor olabilir ya, gerçekten. Tabii tabii. Çok zor olabilir ama bu anıyı da belki unutmamışsındır diye düşünüyorum. Hayır. Çünkü işte siz anlatır mısınız Sevinç Hanım nasıl oldu ikinizi birden aynen dışarı? Ajda çok güzel resim yapardı. Bebek resim. Falan da şimdiki gibi çizerdi. Bir matematik dersinde yapıyor. Ben de şöyle dokundum. Kalem kayınca çok tabii sinirlendi. Bir şeyler modellikti. Söyledi. Ha, eğer onu yapmasaydık yakalamayacaktı. Evet bizi doğru. Zaten yakaladı. İkimizi de sınıftan attıydı. Güzel bir anıydı. Ve geçen de ben seyrettim.
Arya. Evet. O ayrıca da 12 yaşında yapardı Arya söylerdi. Öyle zaman evet. Bilinçsizce evet, taklit söyler. Yapardı. Tabii bilinçsizce. Şimdi de ama belki nasıl akademik olarak hanım. O zaman o bazıları sıcak sever Marilyn Monroe'yı ben yapardım. Sıralara evet. Bulup ritim tutup şarkılar söylerdim. Hayır bir de devamlı okulda biraz yaramaz olduğum için. Evet. Yaramazlar listesinde. Söyledi arkadaşlar onu. Onun için devamlı ceza alırdım. Yönetim kurulu başkanımız filan sınıfın. Ceza olarak da bana resim çizdirirlerdi filan. Peki tamam. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Katıldım. Çok sevindim. Rica ederim. Ben de çok sevindim. Çok teşekkürler ediyorum. Rica ederim. Ayağınıza sağ olun. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet, okul yaşamında neden yaramaz ve başarısız anlaşılıyor. Elinde kağıt kalem. Demek ki insanın hayalleriyle gerçekler birbirine zaman zaman tutmuyor. Şimdi Kaş'ta oturuyordunuz değil mi? Moda, Kalamış. Yani evet. Ajda Pekkan yani, İstanbul'un öbür yakasında. Tabii hep önce... Misaki Milli Sokak, Rıhtım Caddesi, hı hı, oralarda. Sonra Gölcük, Çanakkale. Sonra tekrar Kadıköy, Rıhtım Caddesi'nde yine bir sokak olmuş. Bahariye'de bir şey. Peki. Sonra Bahariye, Moda, Kızıl Toprak, Kalamış, Suadiye hep oralarda. Yani biz Kadıköy'de büyüdük devamlı. Hı hı. Ve o yüzden de bütün arkadaşlarım hep oradan... O yüzden de çok severim Kadıköy hala. Benim için unutulmaz bir anısı vardır. Ortaokulda çok dikkati çeken bir genç kızdın. Peki flörtler nasıl orada? Erkeklerle tanışmak, ilk flörtler? Tabii her şey şimdiki gibi çok açık ve seçik değildi. Herkes gizli gizli. İşte erkek ne demek? Zifaf gecesi ne demek? Böyle aptalca şeyler konuşuluyordu bahçelerde, köşelerde. Kızlar kız. Ben de top oynamak isterdim. O büyük kızlar beni hep iterlerdi voleybol oynatmamak için. Sonunda en güzel topları aldım, en güzel voleybolu ben oynuyorum falan falan. Ama yani o sırada böyle sosyalize olamıyordum belki. Hı-hı. Biraz çok şeydim yani. Ya erkekler yaramazlığımın dışında bir çekingen bir tarafım vardı. Benim şimdiki yeğenimi bana benzetiyorum biraz. Hı-hı. Böyle bir agresyonu var o çocuğun, böyle bir sinirli... ama içinden çok iyi bir çocuk. Ben şeyi sormak istiyorum. O dönemlerde işte 1958, 59, 60 dönemlerinde Kalamış'ta biz ilk flörtünü bulduk Ajda Pekkan. Ama kendisi yurt dışında olduğu için maalesef gelemedi. Ama işte dediler ki ya flört ne demek diye sorduğumuz zaman o zaman hatta çocuk ne demek diye sorduğumuz zaman ailelerimiz bize leylek getiriyor filan diyorlardı. Hı hı. Şimdikiler gibi biliyoruz filan demiyoruz. Demedik. Yani Duygu Asena'nın sevgili arkadaşımın kitabında olduğu gibi kadının adı yoktaki yok. Gibi aynıydı bizim yaşantımız. Hı hı. Aynı paralelde. Yani kadının blue yani genç kızlık dönemine geçişindeki o dönemde de hiçbir şey öğretilmedi bize. Yani bunları maalesef açıklıkla söylemek durumundayım. Peki ilk flörtün adını söyleyebilir misin? Flört diye bir şey yok. Yani sorduğunuz zaman şöyle diyeyim. Flört bir erkek arkadaş. Evet. Yani böyle bir olgu vardı. Hı hı. Erkek arkadaşı olmayan kız sanki bir bacağı yok gibiydi. Allah Allah veya bir kolu yok ki bu ne demekse işte ne yapar erkek arkadaş ya işte el tutar dudağından öper yanağına hatta ben bilmediğim için mesela ilk benim flört ettiğimi zannettiğim bir hata ya ilk erkek arkadaş zannettiğim bir sevdiğim bir insanla diyelim sinemaya gittim opera sinemasını hiç unutmuyorum Kızgın Güneş filmi oynuyordu Alain Delon'u ve ben şimdi dedim ki yani nasıl elimi tutar da ben ne yapmam lazım böyle kıpkırmızı filan ve el ele tutuştuk filan yani oldu da ben günlerce uykular uyuyamadım ne demek el ele tutuşmak diye öyle başladı yani böyle bu kadar pure olarak ve arkadaşlık olayı benim kafamda öyle yavaş yavaş çözüldü. İşte zaten sonra da hayata gerçekleri başladı. Evet. Ve ilk flörtün adını sadece Ali olduğunu söylesem yeterli mi? Yeterli. Yeter, tamam. Soyadını söylemeyiz. Tamam. Doğru bildik mi? Doğru bildik. Tamam, teşekkürler. Evet, ilk flörtünden sonra beraberliklerin, evliliklerin de oldu. Aslında hakikaten erkeklerle beraberliklerin hep bir mesafe koydu. Ama mesafe koymadın, hayatına çok giren, hatta seni içinden dışından fetheden birisi vardı. Bak şimdi o telefonda. Alo. Alo. Merhaba.
Merhaba Yasemin Hanımcığım, merhaba Ajda'cığım. Kışen nereden çıktın? Ya ben buralardayım. Gelemedim maalesef, çok istedim. Çok istedim orada olmak, yanında olmak ve paylaşmak bu konuştuğumuz geçen günleri. Fakat Ajda'cığım... Ne kadar hoş olurdu. Hafızana hayranım. Nasıl isimler hatırlıyorsun? Nasıl sokak isimleri hatırlıyorsun? Dinliyor çünkü. Sen bizi mi dinliyorsun? Evet, Londra'dan. Evet, Londra'dan. Sevgim İspekkan bizi dinliyor. Dinliyordum. İnanamadım ablacığım. Ciddi mi söylüyorsun? Tabii. Aynı şeyler. siz de bir dönemler şarkı söylüyordunuz Ajda Pekkan'la birlikte. Ve sonra siz bu işi bıraktınız. Başka bir yaşam tarzına geçtiniz. Ve hatta dediler ki Ajda Pekkan'ın yolunu kapatmamak ve ona rakip olmamak için Sevim İspekkan böyle bir fedakarlıkta bulundu. Doğru. Aman efendim, aman. Bu doğru. Bir, şey. Bir dakika, hayır. Burası doğru söylüyor. Bakalım Londra ne diyor. Katiyen doğru değil. Çünkü Ajda her zaman sanatında çok büyük olan bir sanatçıydı. Ve benim şarkı söylemem tamamen bir tesadüf ve bir ekonomik nedenle başlamıştır. Ve tesadüfen iyi bir yola girmiş idi o zaman. Fakat bırakmamın sebebi Katiyen kardeşimin. Kardeşimin yolunu kimse durduramazdı ve gördüğünüz gibi bu kadar seneden sonra da kimse de durduramıyor. Peki. Onun için ben bu şerefi üstüme almayacaktım. Semoşko, sen çok başarılıydın ama sen ikinci planda ama birinci planda olmayı yeğledin. Ben de birinci planda ikinci plana kaçmaya çalışıyorum ama bir türlü olmuyor. Muhafi ne yaparsak yapalım ikimiz de başarılı olduk sayılır. Evet, demek ki Allah'ın sevgili kullarıyız. Onun için Allah'ımıza önce şükrediyorum. Sonra da seninle kardeşim, senin gibi bir kardeşim olduğu için dünyada bundan daha büyük gurur duyacağım hiçbir şey olamaz diyorum. Siz için bir elmanın iki yarısı demişlerdi. Son bir şey merak ediyorum kişisel olarak. İki kız kardeşsiniz. Aranızda çok az yaş farkı var. Lütfen doğruyu söyleyeyim. Hiç birbirinizin bluzunu giyip kavga ettiniz mi? Ne için kavga ettik? Birbirimizin bluzunu giyip hiç kavga ettiğimiz oldu mu diyor Yasemin. Gayet tabii. Gayet kim bilir tabii. Kaç defa. Olmaz olur mu? Etmezsek hayatın gerçek tadı nerede? Fakat Ajda'cığım bir şey anlatmak istiyorum. Bir şey söylemek istiyorum. Hatırlıyor musun senin ilk flörtünler? Demin Ajda'ya bir şeyler soruyordunuz ilk flörtleri hakkında yahut da ilk beraber erkek arkadaşı hakkında. Dinliyordum. Burada gülmemek için zor tutuyordum kendimi. Ajda o kadar utangaç. Ajda'cığım hatırlıyor musun ne kadar utangaçtın? Ve telefonla konuşamazdı erkek arkadaşıyla. Ve tir titrerdi ve konuşamazdı telefonda. Ve bana bir gün dedi ki ne olur sen konuş. Dedim nasıl konuşayım dedim ben. Bunu Ali de duysun lütfen. Çünkü ilk defa Ali ile Semiramis konuştu ben diye. Rezalet. Ve bunu ilk defa öğrenecek seneler sonra. Burada. Evet. Bu kadar sene sonra Ali Bey bunu duysun. Evet. Uzun uzadıya büyük bir romantizm içinde Ali ile ben konuşmuştum. Harika oldu. Vallahi söylenecek bir şey. Ama o flört değildi yani. Böyle ilk arkadaşlıktı. Çocukluk arkadaşlığı. Yani o muhit arkadaşlığı. Ona rağmen yani böyle bir flört diye bir şey, katı bir kural da yoktu. Evet. Ona rağmen çok utangaçtım. Size çok teşekkür ediyorum. Yani Londra'dan bunları anlattınız. Gelseniz kim bilir neler duyacak. Çok isterdim orada olmak. Ne kadar isterdim bilemezsiniz. Bay bay sevgilim. Bay bay kuzulum. Müthişsiniz yani. İdare etmeler harika. Şimdi Ajda Pekkan olmaya başladığımız dönem. Artık herkes Ajda Pekkan'ı tanıyor. Bir gün bir kulüpten çıkıyorsunuz. Size şimdi bir resim çiziyor. Bakalım o resim neresinden neyi yakalayacaksınız? Arabanızla Boğaz'ı dolaşıyorsunuz. Böyle yani tek başınıza ve canınız sıkkın. Bir gün önünüzden, bir anda önünüzden giden bir araba dikkatinizi çekiyor. Evet. Bir BMW. Çok şık bir BMW. İyi, hatırladım ne demek. Evet. Ondan sonrası da sözü size bıraksam. Bana mı bırakırsın? Evet. Bana biraz ipucu ver yalnız. Evet. Yani BMW. Çok ben şık bir BMW gördünüz. Hayır, şöyle söyleyeyim ilk önce. Ve dediniz ki bu BMW kimin? Öğrenmek istiyorum. Arabadan indiniz. Ama ilk önce nereden nereye? Mesela Tanrı Misafirini okumuştum. Tanrı Misafirini, evet. Bir Ağustos gecesi. Nasıl bunalıyorum, nem var bilmiyorum. Şarkı da başarılı olduğunu sanıyordum bu sırada.
ve mehtap ve herkes işte bir yerlere gitmiş ve ben belli bir saatte stüdyodan çıkmışım. Diyelim ki gecenin saat 10-10.30 falan ve Etiler'de evime gidiyorum. Arabayı şoförüm kullanıyor. Arabanın arkasında oturuyorum. Hilton'un önünden geçtik. İşte Boğaz'a gidelim dedim. Etiler'e gitmeyelim. Sanki Etiler Boğaz değil. Boğaz yani o orada kalıyor. Bir Boğaz'dan gidelim. O Boğaz hep benim çok sevdiğim bir olay. Peki dedi adamcağız. Gidiyoruz. Tam bir baktım önümden zız diye bir araba geçti. Aa, nedir bu dedim. O dedim bu arabanın markası falan göremiyorum efendim dedi. Biraz yaklaşsana nedir siyah bir araba. Böcek gibi. Bir baktım BMW. Baktık ki BMW. Hı hı. Pardon BMW olduğunu bilmiyorum. Hala anlamıyorum. Gece karanlıkta anlaşılmıyor çünkü. Hı hı. Dur o zaman dedim. Neden bilmiyorum. Böyle herhalde basiretim bağlandı. Diyemedim ki şoföre sen in sor. Şoför sorsa belki çok şaşırırlardı ama ben sorarsam çok şaşırmayacaklardı. Halbuki tam tersi. Daha sonra durdum kendim otostop yapar gibi gecenin o karanlığında. Şimdi çocuklar gözlerini oluşturuyorlar. Ben miyim, değil miyim falan. Karşılarda yine böyle evet. Derken dedim ki çok özür dilerim sizi durdurttuğum için. Şimdi bunlar şok geçiriyorlar. Belli ki ben hiç bozuntuya vermiyorum. Dedim ben Ajda Pekkan, pardon. Arabanızı çok merak ettim, markası nedir? Çünkü ben de o sırada araba hastasıyım. Vardı ya insanların evet, dönem dönem tutkuları. Ah Ajda Hanım sesiniz şereftir bizim için. Buyurun rica ederim filan. İşte dedi ben dedi Şerif Yardımcı, öbürü dedi ben Coşkun Satman filan. Böyle bir tanışma oldu. Serüven, evet tanışma oldu. Sonra böyle bir dostluk başladı. Oradan doğan bir enteresan bir başka olay çıktı tabii. Evet. Ama geldi geçti. Evet, Coşkun Satmaz'da bir süre sonra evet. Evlendiniz. Kısa evet. Bir evliliğiniz oldu. Evet. Tabii ki ilk eşiniz oldu. Tabii. Şimdi isterseniz sizi kaldığımız yerden devam edelim. Yine Ajda Pekkan'la yıllara götür. Ajda Pekkan'sız yıl yok ki zaten. Kendimi hatırladığımdan beri Ajda Pekkan'ım. Ben işin en enteresan tarafı. 1962 yılına götürüyorum sizi. Hı-hı. Ses dergisi yarışmasına götürüyorum. Hı-hı. Ama bakın o dönemde Toptaş'ı cezaevinde de çok ünlü konuklar vardı. Ünlü politikacılar. Biraz bakayım. Celal Bayar, Rafik Koraltan, Samet Ağalı, evet. Celal Yardımcı. Hı hı. Bu ünlü politikacılar Ses Dergisi'nde o zaman geçti topladı. Ajda Pekkan'ın resmini gördüler ve dediler ki bu bizim birincimiz. Sen onların oylarıyla birinci seçildin ama onların içinde ünlü bir politikacının kızı vardı ki o senin en iyi arkadaşın da finalistler içinde. Evet. Ve ondan kopya çekmiştim. 63'ten beri görmüyorsun. Hayır. Kim olabilir? Bilmiyorum. Gülsar Ol geliyor. Evet, evet, evet. Nereden nereye bu? Ya evet. İnanılmaz bir evet, şey. Evet. Yolda görsem inanmam. Ah canım nasılsın? Çok teşekkür ederim. Çok mutluyum. Ben de. Çok canım teşekkürler. Canım hoş geldin. Çok gerçekten. Evet. Yıllar sonra ses sergisindeki finalist arkadaşın, artık yarışması finalist arkadaşın, ünlü politikacı Mükerrem Saroğlu'nun kızı Gülsar Ol. Gülsar Ol. Ben anneanne oldum. Çok sorun bakıyorum. Çok mutluyum. Allah bağışlasın. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Şimdi biliyorum biz size tabii Ajda Pekkan hakikatiyorlar aldık o dönemki yarışmaya ilgili olarak. Siz bir şey söylediniz. Birbirinizden kopya çekmişsiniz. Hatta Ajda sizden kopya çekmiş. Sonra siz ondan sonra bir kopya evet, çekmiş. Evet. Güzelliğe hiçbir şey kaybetmemiş. Çok hoşuma gitti. O senin her zaman evet. Güzel bir yarışın. Çok teşekkür gerçekten. Ediyorum. Bizim elimize birer anket formu verdiler. Hı-hı. Evet. İşte bir takım sorular soruyorlardı. Bunların arasında en beğendiğiniz film yıldızı, son gördüğünüz yabancı hı hı. film. Yabancı film Ajda hatırlayamadı herhalde. O sıralarda çok popüler olan Marcello Mastroianni'nin İtalyan Nikahı adlı bir filmi vardı. Evet. Ben onu kopya verdim kendisine. O da bana film yıldızları, işte o zaman Belgin Doruk, Star, Muhterem Nur. Bana dedi ki Muhterem Nur'u yazalım dedi. Daha karakteristik rolleriyle falan da öyle bir kopya vermiştik birbirimize. Ama çok geçmişlerde kaldı. Bilmem hatırlayabildi mi? Hatırlıyorum. Hatırlıyorsun. Hatırlıyorum. Şimdi hayal meyal hatırladığım bir şey bana daha somut olarak gelmeye başladı. Sen söyledikten sonra. Süreyya plajı diye bir plaj vardı biliyorsun. Şimdi tabii, bütün hepsi tabii. Maalesef yer işte ya, cadde tabii, oldu. Tabii. Gökdelen oldu. Orada ilk heyecanımızı hiç unutmuyorum. Hülya, sen, ben, Edison. Evet. Yan yanaydı. İnanılmaz bir şeydi. Yan yanaydı. Hepimizi bir masaya oturttular, yemekler yendi. Prodüktörler çok... bizi tetkik ediyorlardı belli evet. etmeden. Evet. Bir filmde falan oynadık mı biz?
Hayır, benim hiç sinema hayatım başlamadan bitti. Ben çünkü evlendim. Hemen mi evlendin? Hemen evlendim. Hay Allah. Hemen evlendim. Ben de mi aynı işi yapsaydım acaba? O sırada benim de çok öyle şeylerim vardı. Hiç yapmadım. Yıllardır görüşmüyoruz. Bence bunu hemen telafi etmek lazım. İnşallah. Size telefonları var. İnşallah. Arayacağım. Çok mutlu olurum. Lütfen arayacağım. Muhakkak bir beraber olalım. Çok inşallah. Ne kadar enteresan değil mi? 63 aradan neredeyse 35-40 yıl geçmiş. Bir tarafta hala işin mücadelesini veren sanatçı, diğer öyle, tarafta öyle, evlenmiş, öyle. Çoluğuyla, çocuğuyla, ama hepimizin bir misyonu var. Evet, tabii, o çok önemli. Tabii ki, yani tabii ki. Bir de insanın yıllar sonra birbirleriyle ayrı ayrı paralellerde de misyoner olmaları bir tarafa, birbirleriyle böylesine gurur duymaları, keyif almaları. Evet, evet, evet. Bir de hatırlaması sizi çok enteresan. Evet, ben kadar... çok mutlu oldum duyduğum zaman. Beni aradılar, o kadar mutlu oldum ki. İnanmıyordum, inanmadım. Efendim, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Arayacağım muhakkak gün. Çok canım, sevindim. Çok teşekkür ederim. Mutluluklar diliyorum. Geldiğin için teşekkür çok teşekkür ediyorum. İyi geceler dilerim. Ayrıca çok teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Sağ olun. Sevgiler. Sağ olun. Evet, hey gidi günler. Ne güzel. Gerçekten. Çok hoş bir şey. Evet, arkadaşlarımın böylesine kabul edip gelmeleri bunca sene sonra. Müthiş bir çok gurur verici bir olay. Şöyle servis yarışması kazandık. Sonra tabii bir takım filmlerle çevirdi ama Ajda Pekkan'ın ruhunda içinde olan şarkı söylemek. Şarkı söylemeye geçmeden önce ben Ajda Pekkan, Zeki Müren'in Ajda Pekkan üzerindeki ilginden biraz söz etmek istiyorum. Tabii. Ben yıllar önce Zeki Müren'le bir röportaj yaptım da Ajda Pekkan'ı sormuştum ve bana aynen şu cümlelerle anlatmıştı. O bir zamanlar, yalnız bu söze dikkat etmeni rica ediyorum, yakamdaki bir orkide, parmağımdaki pırlanta bir yüzük gibiydi. Sonra kendini değiştirdi ve geliştirdi dedi. İsterseniz Zeki Müren'e dönmeden önce ve son nefesinde yanında olan birisiydi. Şöyle bir hatırlayalım mı? Şimdi uzaklardasın, gönül hicranla doldu. Şimdi uzaklardasın, gönül hicranda doldu. Evet. Çok acı, tabii çok acı. Böylesine kıymetli bir efsaneyi kaybetmek çok acı. Onun son gördüğüm yer kendisini orası oldu. Hiç inanamadım çünkü o ölmezdi. Zeki Müren ölmez. Anlatabiliyor muyum? Bazı insanlar var ölmez, ölümsüzdür. Nitekim ölmedi. Nitekim ölmedi. Onu sevenlerin kalbinde her zaman yaşayacak. Başka benim kalbimden. Hayır, korkmuyorum. Hiçbir şeyden korkmuyorum. Evet, bu çok enteresan bir şeydi ölümden korkmamak. Herhalde şöyle diyorsun. Çünkü ölüm, ölüm bir ölüm. Ben varken ölüm yok, ölüm varken ben yokum gibi de bir mantığı var işin galiba, bravo. Değil mi? Aynen öyle. Öyle. Şimdi Zeki Müren'den söz açılmışken bir gün Zeki Müren seni birisine tavsiye etti. Dönemin ünlü bir müzisyenine. Ve dedi ki bu sesi bir dinleyin. Çünkü sen kötü bir deneyimden geçmiştin Adana olayı. O müzisyen seni dinledi ve o müzisyen sayesinde bir plak yaptı. Her şey de benim başıma geldi, pişmiş tavuk gibi, biliyor musun? İnsanlar neler yaptılar, kimse bu kadar distortion yapmadı hayatta. Bir tek ben ve Adana'ya gittim, 6 şarkı ezberledim, 7.si yok diye kıyamet koptu. Halbuki orada insanlar çok mutluydu beni karşılarında görmekten. Neyse, Adana serüvenini sorarsan sonra anlatırım. Ama o dönemin benim met ettikleri müzisyen kimdi bakalım? Evet, kapı açılsın ve o müzisyen kim? Tahmin et. 1-2-3. Tahmin et, ne demiş? Durul Gence. Hay. Ne şeker. Ben aşk olsun. Benim canım arkadaşım. Durul Bey hoş geldiniz. Buyurun sizi şöyle aramıza alıyoruz. Ve Zeki Müren sizi Ajda Pekkan'ı elinden tutup size getirdi ve ne dedi? Efendim, Boğaz içinde bir yalı yanmış. Onun yerine çok güzel bir kulüp inşa edilmiş. Kulüp Batı. Biz orada çalıyoruz. İstanbul'un en güzide gece kulübü o yıl, sene 1966, 66'nın yazı. Biz orada prova yapıyoruz böyle. Zeki Müren geliyor, ünlüler geliyor. Yeni merdivenlere tırmanan böyle flash isimler de geliyor. Ajda Pekkan gibi, kardeşi Sevir Amis'le beraber. Zeki Bey rahmetli şeyden geliyor,
denizden motoruyla geliyor. Onları merdivenden inerken görüyoruz biz kardeşiyle vesaire. Başka ünlüler de geliyor. Orada çay içiyorlar, kahve içiyor bir kamerede. Rahmetli, hep rahmetli diyoruz. Kulübün sahibi Adem Çavdar ya. Geldi dedi ki, Doğru Bey dedi, biliyorsunuz Zeki Bey burada, Ajda Hanım da burada. Rica ediyor acaba bir bir şarkı söylemesi için size eşlik eder misiniz? Aman ne beyisi var dedik ve Ajda geldi. Ne söylemiştin durum hatırlıyor musun? Beraber söyleyelim istersen. All of me. Why not the girl of me? Hiç unutur mu? Unutur mu? Neyse, performans o kadar güzeldi ki yani hem benim hem orkestranın çok dikkatini çekti ve aradan birkaç gün geçti. Tesadüfen rahmetli yine Tecrü Evcioğlu, Engin Arman, kulakları çınlasın, evet. Ve de Antoine Choris birlikte bir plak şirketi kuracaklar. Ve beni de çağırdılar. Dediler ki biz böyle bir şey yapıyoruz, plak şirketi kuruyoruz. Sen orkestramız olacaksın. Fakat bize şarkıcılar lazım. Nasıl şarkıcılar? İşte yetenekli şarkıcılar. Mesela çok yetenekli, çok iyi şarkı söylesin. Çok güzel olsun. Şöhretli de olsun. Dedim ki siz galiba Ajda Pekkan'dan bahsediyorsunuz. Aa, ama hem de yetenekli işte. Öyle mi? O zaman belki fazla alternatif hayır, yoktu bilmiyordum, da belki şey zannediyorlar. Hayır yok, bir de belki farkında da değildim bazı şeylerin, olamaz. Değildim tabii. Katiyen dur reddediyorum. Fevkalade yetenekliydin. O yetenek bir kere belli eder kendisini. Yani o zaman sadece böyle baba cazcılar vardı. Yani mesela Ruçhan Çamay, Sevinç Tez, Ayten Altman, bunlar hepsi caz ekolü insanlar çünkü. Her şey çünkü. Çıraklık, kalfalık evet, ve tabii. Yani, ben sadece o zaman taklittim yani. Bir Ella Fitzgerald'ı All of Me'sin taklit. Mina'nın İlçeyle Il Una Stanzası. Yok efendim bilmem Patti Bravo'nun şusu, Nono Leta Cinguara Cinquetti'nin bilmem nesi. Yani böyle Nata Perma Adriano Celentano. Böyle gidiyorduk. Fakat onların çok hoşuna gitmişti. Güzel yani benim de için de, benim ama. İçin de Durul Gence yani Türkiye'de her zaman öyledir zaten insan olarak da ve müzisyen olarak da. Türkiye'nin bir numaralı orkestrası ve nasıl snoplar, burunlarından kıl aldırmıyorlar. Ben onların nasıl yaprak gibi tir tir titriyorum. En sonunda çareyi arkadaş olmakta buldum. Oldu. Onların böyle kuluçka gibi aldılar beni aralarına. Sonunda arkadaş olduk. Neyse ikimiz bir subay çocuğu falan oradan girdik. Öbür taraftan çıktık. Peki o söylediğinden sonra Ajda Pekkan iki yabancı ve saklambaç adlı şarkıları plak yaptı. Şarkıları beraber plak yaptı. Evet hadi şu hangisini söylüyoruz? İki yabancı mı saklambaç mı? Hangisi? Gece karanlık. Eller birleşmiş, gece karanlık, kalpler sözleşmiş, iki yabancı tanışmışlar böyle. Yıldızlar şahit olmuş bu aşka, Mehtap demiş ki, gece aşk başka, yabancılara yapmış bir de şaka. Ay bulmuş Mehtap, dalmış gitmiş buluta, karanlık arar. Aşıklar hep yan yana, neden geceyi hep seçiyorlar. Yabancılar karanlıkta öyle sevişiyorlar, aşkın gözü kör. Ya gecenin ki saklanıyorlar, görürler belki çünkü günahlar gecelerde gizli. Şubidubidu, dudubidubidu, dudubidubidu, dudubidubidu. Yıllar önceki. Ben size çok teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz arkada müthiş bir kuyruk var. Harika banka kuyruğu. Müthiş bir kuyruk var. Teşekkür ederim Durul. Çok teşekkürler geldiğin için. Ajda'nın reddettiği hangi şarkı Nükhet Duru'yu şöhret yaptı? Ve Yasemin'in penceresinde muhteşem final.
Berkant, Semiha Yankı, Erol Büyükburç, Nüket Duru, Erkut Taçkın, Yeşim, Selçuk Ural, Durul Gence, İlham Gencer ve Ajda. Hepsi bir arada. Kimler geldi, hayatımdan kimler geçti, hiçbirisi. Dünün gençleri, koltuğunuza keyifle oturun, televizyonunuzun sesini iyice açın ve dinleyin. En güzel anılarınız geliyor. Sizlere sokamadık. Yıldırım Bey. Geldi şimdi geldi. Öyle mi? Az sonra. Yasemin'in penceresi sürpriz konu ve konuklarıyla devam ediyor. Filmler dışında hayatınızda kaç kez giydiniz? Gerçek hayatta. Filmlerde kaç kere giydiğimi bilmiyorum ama gerçek hayatta da bir kere giydim. Bir kere giydiniz. Hı-hı. Ali Barsoğlu'nun evliliğinizde. Evet, Ali Barsoğlu'nun evliliğinde. Peki bir şey ben merak ediyorum. Ali Barsoğlu'nun evliliğinizde sadece çocuk sahibi olabilmek için mi yaptınız? Hayır. Hayır. Çocuk yine düşünmüyordu. Fakat Ali'nin ailesi biraz çocuk üstünde durdular. Ben de onun üzerine o sendroma girdim yine. Ve bayağı da bu iş için bir çalışma yapıldı. Bir tedavi de gördünüz yanımda. Evet. Yani ama olmadı. Kısmet değilmiş demek ki. Belki de bir şey var mı yani? Hayır yok. Yok yani her şey kısmet. Allah'a çok inanıyorum yani. Ben dua etmeden yatmam, dua etmeden kalkmam. Nasıl? Ne söylersiniz? Yani bir kere ayetin kürsülerle dolaşıyorum. Yani inanıyorum bazı şeylere hayatta. Bazı şeylere derken en başta Allah'a inanıyorum, onun gücüne inanıyorum ve bir sürü de bazı olayların akışında bir takım gerçeklere inanıyorum. Belki yüzden, de ezeli bir ahenk var o akışta. Bir, tabii bir ahenk var ve ben inanıyorum ki insanlar bir yere geliyorlarsa Allah'ın ona lütfettiği bir sürü güzelliklerden dolayı geliyorlar. Ve o yüzden de hayatımda yaptığım hiçbir hatada kimseyi suçlamadım. Hep kendimi suçlamışımdır ve o yüzden de bugüne geldiysem o nedenle geldim. Yani birilerine vah vah, ah ah, tüh tüh diyerek gelemezsin. Yani o orada bitmiştir, kapanmıştır. Bugün bugündür, yarın ertesi gündür. Ve sen eğer bugün aklını düne göre bugün kullanmazsan ve yarına göre de endekslemezsen bir yerlere gelemezsin. Peki şöyle yapalım. O gelinliğin bir hikayesi var. Hayatında, nasıl? Gerçek hayatında giydiği o gelinin hikayesini benim kimden? Çok sevdiğim, evet. İlk önce anladım kimden bahsettiğini. Evet. Çünkü o gelinliğin benim için hayatımda o evliliğin de bir önemi vardı. Çünkü ben kendi hayatıma kıydım. Düşünebiliyor musun? Evliliğe karşı bir insan o sırada. Ve iyi ki de evlendim. İyi ki de öyle bir insandı. Ve o evlilik içinde o gelinlik ancak benim çok saygı duyduğum, önce kendi annelerinden başlayan bir saygıydı. Büyük bir modelisti kendisi. Ve kendisi de, kızı da, evet, benim çocukluktan beraber arkadaş olduğum bir insandı. Artık kapı açılsın, o geldi. Gelsin, Canan Yaka gelsin. Evet, Canan Yaka gelsin. Muhalle ablanın ismini efendim, anmadan hoş geldiniz. Evet Canan Hanım, o gelinin hikayesini sizden dinleyebilir miyiz? Nasıl? Kendisi mi istedi gelinliği giymek, yoksa sizden gelen bir ikna mıydı? Şimdi Ajda esasen evliliği çok istiyordu, evlenmek istiyordu ama evlilikten de çok korkuyordu. Hı hı. Sanatını çok sevdiği için acaba evlilik sanatını engeller mi diye düşünüyordu o günlerde. Ajda evleneceksin, niye diyordum ben, bir korku vardı, çok istiyordu, çok seviyordu, bunu yapmak istiyordu ama hep de korkuyordu. Çekiniyordu gelinlik giymekten. İlla ben de gelinlik giymesini istiyordum. Sizin şeyiniz de oldu biraz da. Evet, benim ikrarınız da, dostça. İsrarımla oldu. Çok böyle yani bir... Daha düz bir diyordum. Elbise. Çok mu acaba komik olur diyordum. Birdenbire özenmiş gibi olur. Ama sahiden çok hoş bir gelinlik giydi. Çok kariyerine, yerine, mevkiine, durumuna çok yakışan bir gelinlik giydi. Çok çok güzeldi. Çok da büyük, bana da çok büyük taklit oldu. O gelinliği sakladığını biliyoruz. Evet, Ayşe saklıyor gelinliği. Ben hala saklıyorum. Geçenlerde, evet, hatta Canan'a getirdim. Canan, bunu dedim atmayalım, kıyamıyorum. Çünkü zaman içinde dura dura artık rengi sararmış. Evet. Canan da çok güzel bir teklifte bulundu. Bunu dedi, çok güzel bir işleme var üstüne. Çok pahalı, evet, değeri bir içilmez şu anda. Onu bir başka gelinlik giyecek birisine hediye edelim dedi. Bu muhtaç olan birisi. O zaman buradan bu çağrıyı tekrarlayalım. Evet, bence Ajda Pekkan'ın gelinliğini giymek isteyenler lütfen bize müracaat etsin. Evet, evet, bence de. O çok teşekkür ederim. Olacak. Sağ olun. Ali Barsoğlu evliliğinden sonra bir kez daha
gelinlik giymedin ama hayatında erkekler oldu, sevdiklerin oldu. Bir sohbetimizde şöyle bir söz söylemiştim. Hayatım çevre erkeklerle dolu zaten, yani hep iş yaptığım insanlar. Evet. Ama kadınlar daha başarılı. Evet, ama yaşadığın aşklarla ilişkiler de vardı ve bir şey söyledim. Tabii yani hayatın bir parçası aşık olmak çok güzel bir duygu veyahut da hissetmek. Hissetmek. Ve partner, eş, bu çok önemli bir kavram. Ben tek başına yaşanacağına ve tek başına insanın var olabileceğine inanmıyorum. Ama şöyle bir sözü var, yeni bir ilişkide eğer erkek iyi çıkarsa bingo, ama kötü çıkarsa ben ayaklarım üzerinde dururum demiştin. Hatırladın mı sözünü? Her zaman. Hatırladım değil evet. mi? Şimdi istersen bir tarih yanılgıda da bu programı düzeltmiş olalım Ajda Pekkan. Kimler geldi, kimler geçti? Senin adeta klasikler arasına girmiş bir şarkın. Herkes bu şarkıdaki kimler geldi, kimler geçti söyleyen kadının Ajda Pekkan hayatı olduğunu zannediyor. Bu tamamen Fikri Şeneş'in hayatındaki bir aşktan ya da bir ilişkiden etkilenip yazdığı bir şarkıydı. Ama herkes bu şarkıyı sanki Ajda Pekkan gibi anımsadı. Evet. Fakat Fikret Hanım bak yıllar sonra bu gerçeği anlatıyor. Ah evet. Anlatıyor mu? Nihayet. Nihayet. Nihayet anlatıyor. Ah, çok güzel. Kimler geldi, kimler geçti. Radyodan bir gün bir İngiliz parçası duydum. If We Were Free diye. Ve çok beğenip çektim ve ona bu sözleri yazdım. Sonra biz Nora'yla beraber bunu çok beğendik. Ajda o sırada Paris'teydi. Geldiği zaman hemen bu şarkıyı söylemesini istedik. Yok dedi, bu çok demode bir şey falan. O zaman Paris'teki bu yeni modalara akımını dinlediği için kulağı onlarla dolu. Ve bu şekilde onun iradi yüzünden de 3 ay 6 ay bir gecikmemiz oldu şarkının çıkması şeyinde. Çıktıktan sonra da bildiğiniz gibi bir numara oldu. Önce Ayşe'ye evladımız dedik. Oğlumun arkadaşı olması hasebiyle. Arkasından sanatçımız dedik, artistimiz, şarkıcımız. Ondan sonra da vitrinimiz oldu ve en güzel şekilde sahneledi, en güzel şekilde ifade etti ve onları satabildi. Evet, demek çok ki Fikret Hanım böylece canım dikkatim, hayatın gerçeğini söylemiş evet. oldu. Program başında ben anons ederken demiştim ki Ajdalar geldi, Ajdalar geçti. Gerçekten yaptığın her iş kadınlar tarafından taklit edildi. İşte saçının rengiydi, makyajında, giysilerinde. Senin gibi söyleyen bir sürü de insan çıktı. Bir zamanlar sen nasıl başkalarını taklit ediyorsan senin de taklitlerin çıktı. Şimdi biz en yakındaki ve en kuvvetli taklidini bulduk Ajda Pekkan. Tanrım. Evet, inanmayacaksın. Aynen bir Ajda Pekkan'ım. Şimdi istersen şu ışıkları birazcık karartalım. Müzik gelsin. Ve Ajda Pekkan'ın en kuvvetli rakibi gelecek. Düşünün sensiz nasıl yaşanacaklar. Gözlerim tıcanınca yaptığın haksızlıklar. Güçlendim, her şey bambaşka teşekkür ediyorum. Hakikaten. Benzemiş miyim? Olağanüstü. Vallahi gerçekten. Canım.
ettin bizi. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok hatırladın değil mi? Pelin 5 dakika gelecektim diye ben böyle. Çok güzel. Çünkü neden biliyor musun Ajdat? Pelin senin Bir Başka Gece'de de aynen bir şarkını taklit etmişti. Sana sonra Ajdat Bir Başka Gece telefon edip ne demişti o şarkısı için? Ben bu klibi ne zaman çektim? Türkiye Erbiyesi sekreterine sordum. Hangi şarkıydı? Hadi bana yalan deme, seviyorum de karım bana. Dedim Bir Başka Gece filmle birlikte olduğumuz için ben seni hemen arayınca ve telefon ettim. Dedim ki hemen yine bir Ajda pek kalacak. Ceket, blue jean, her şey blue jeanler, görüyorsun. Ceketlerimiz, mavi bluzlar. Bak en çok hangi hareketini? Benim en çok sevdiğim sanatçılardan biridir. Teşekkür ediyorum. Çok tiyatro dünyasında çok gerçekten. Pelin en çok hangi hareketine zorlandın itiraf et. Nasıldı? Evet, o hareketi. Değil mi? Evet. Nasıldı? Bir kere yani şu hareketi nasıl yaptığını hiç anlayamadım. Şimdi böyle şöyle gelin. Ya o tamamen doğaçlamaydı biliyor musun? Ama yani hiçbir inanılmaz bir şey yapılmadı yani. O nasıl aklına gelmiş? Güzel çok güzel. Yani. En güzeli de o zaten. Evet, hemen evet. Orada anında. Evet. Şimdi içeride beni böyle görüyorlar tabii diğer konuklar. Ne kadar benzedim işte Ajda'nın gençliği aynı saç falanıyla şimdi böyle. Ben de çok gurur duydum. Çünkü siz çok sevdiğim bir sanatçınız. Ajda'nla benzemek zaten çok güzel bir şey. Benzetilmek. Çok teşekkür ederim. Katkım olduysa Mide değil. Teşekkür ederim. Pelin ceket benimdi biliyorsun. Tamam. Girerken bana. Cimri kovala. Hayır. Ben biz cimri değiliz. Hayır vallahi ben cimri değilim. Yani ceket bana ait. Ben biliyorum. Bizim fetişlerimiz var. O nedenle özür diliyorum. En sevdiğim ceketim de o yüzden. Benim de bir pijamam gitti böylece. Tamam, itiraflardan sonra. Evet, programın başında öğretmenlerin geldi, okul arkadaşların geldi. Okulların pek de iyi olmadığını söylediler. Ama bir öğretmenin var ki senin son derece iyi bir öğrenci olduğunu söylüyor. Herhalde en sebat, evet. Yani duyduğum, gösterdiğim dersim herhalde müziktir. Evet. Ve kim geliyor desem hiç şaşırmayacaksın. Hayır, herhalde Erdem Hoca. Evet, Erdem Hoca geliyor ve Ajda Pekkan'ın nasıl iyi bir öğrenci olduğunu anlatacak bu sefer. Evet, buyurun efendim. Erdem Hanım hoş geldiniz. Erdem Hanım tedbirli geliyor. Yaş fazla hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Efendim buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk, Yasemin Hanım. Buyurun, sizden ben şöyle alıyorum lütfen. Ajda Pekkan bir röportajında herhalde itiraf etmişti. 40 yaşından sonra şan dersleri almaya başladı. Evet. Bu da çok hoş bir şey. Bütün kompleksini anlarak ünlü bir şarkıcıyken gidip şan dersleri almak. Ya nasıl bir öğrenciydi Ajda Pekkan size ilk geldiği dönemde? Efendim Ajda Pekkan çok... size gelecek Ajda dedikleri zaman Türk Yüksel istemedim. İstemediniz mi Ajda? Evet şöyle istemedim. Dedim ki yıllarca 25 sene böyle söylemiş. Ben nasıl düzeltebilirim böyle söyletebilirim? Şimdi bir saç düşünün, siz devamlı bu tarafa ayırmışsınız. Zaten daha sonra şu kelpazeye vereyim. Burada bir tane var. Saçınızı... Bak hocalar doğru söylüyor. Evet efendim. Saçınızı bu tarafa ayırmışsınız, sonra ben bu tarafa ayrılacak demişim. Tabii ki çok zor. Evet. Onun için düşündüm dedim ki Turhan'a, dedim Turhan'cığım, çok zor olur dedim. Çok kıymetli bir star. Çok terbiyelidir, çok saygılıdır hocam dedi. Göreceksiniz çok memnun kalacaksınız. Söz dinler dedi. Hmm. O zaman dedim peki dedim. Hakikaten o kadar gönüllü geldi ki ne söylediysem dinledi. Ya. Dişinizi böyle yapın diyorum hemen dişini açıyor. Çene kemiğinizi aşağı indirin diyorum indiriyor. Yumuşak damağınızı kaldırın diyorum. Sanki 40 yıldır bu işi yaparmış gibi yapıyor. Her zaman söylerim. En olmayacak bir şey desem ki sesin güzel çıkacak. Bunu yapın da yapar. Evet. O kadar sözüm. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Siz oraya geçtiniz. Geçeyim efendim. Ajda Pekkan'la yanınıza gelse. Sanki hiç kameralar yok. Hiç seyirci yok gibi bir hani var ya. Aa falan. Aynen artık Ajda hiç utanmıyorsun. Biraz. Yok yok. Artık utan. Ajda Pekkan da öğrenci aynen. Olarak ne yapıyor aynen. Bakalım bir görelim. Evet. Şaka söylüyorsun. Dünya, dünya,
Hocam sonunda herhalde konsere çıkacağım bu akşam. Şimdi bunlar hepsinin bir anlamı var tabii. Şimdi telaffuz açısından faydalı. Sesi ısındı. Pek çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Sağ olun. Ben de teşekkür ediyorum. İyi günler dilerim. Haydi canım. Ay gerçekten bir şey merak ediyorum. Bir sürü şarkı söylediniz, bir sürü besteler okudunuz. Ama bizim duyduğumuz bir şey var. Cenk Taşkan ve Mehmet Toğman bir gün size gelmişler ve demişler ki bizim bir bestemiz var. Bunu siz okur musunuz? Siz kabul etmemişsiniz. Doğru mu bu? Hayır, kabul etmedim değil, şöyle bayıldım şarkıya. Hangisiydi? O kadar beğendim ki söyleyeceğim. Aha. Ondan sonra dedim ki çocuklar benim şu anda sanırım Yaşar Kekova ile Allah rahmet eylesin anlaşmam vardı. Kervan Plak'la dedim mümkün değil veyahut da XY firmayla neyse hatırlamıyorum geçmiş zaman epey oldu. Benim böyle bir anlaşmam olduğu için sanıyorum sizin teklifinizi kabul edemeyeceğim. Evet. Ve dedim ki bakın...